Her taraf Ya ana bildiğini baba kardeş anlatırsan anlatamıyor ne yapın? İnsanlar da ona göre tedavi ettirsinler. Biz bunların yaşadıklarını hiç haberimiz yok ya. Bu bir ay önceki ama ben size mevzu. Anlatıyorum ben Hava ablacığım ben niye yalan söyleyeyim ben yok, siz sana yalancı demiyorum ben. He? Yani bunların bu yaş benden sonra ayrıldılar. Benden sonra yaşadıklarından benim hiç haberim i̇şte yok. Ama ben size anlatıyorum bunların yaşadıkları normal olaylar değil. Siz hayatınızda kaç kere bir yere ben mesela hiç Allah ay ya Allah'ım ya yaşatma. Hiçbir müzakereci gittiğini, ardından çevik kuvvet geldiğini, ardından ya ben hiç görmedim. Siz hiç gördünüz mü? Hayır. Yani büyük bir kaos var onların evinde, karı koca. Ve başkalarının hayatını riske Emine, edecek davranışlar sergiliyorlar. Evet ve Emine bunu polisin, savcının, hakimin, artık ambulansın, itfaiyenin, komşuların kendilerine iftira atmalarına bağlıyor. Arka... Bu bunun altından çıkamıyor. Bunu Tuncer gelsin açıklasın. Ben hayır, böyle ben diyorum. Bunun bilmiyorum altından ya. Çıkabiliyorum. Çıkamıyor ben, bunun altından. Komşuların olsun. Ben de yaşamadım çok ki. Büyük yapılan nasıl bilmiyorum. Nasıl katılayım? Bu bir ay önceki ya olan sen, mevzu. Sen kızının anlattıklarını normal mi buluyorsun ablacığım? Biraz kafası yine yorulmuş herhalde. Hayır alakası yok. Yani. Alakası yok. İşte bak aynı noktaya geliyoruz. Ben de diyorum ki yani... iyi de insanların kafası karışabilir zaman zaman. Hepimizin, benim de karışabilir. Bu kol kırılması gibi bir şey. Evet, ayak karışıyor. Kırılması gibi bir şey. Daha doğrusu aslında şeker hastalığı gibi bir şey. Yani insülinle ilgili problemin olduğunda şeker hastası oluyorsun. Beyninle ilgili bir problemin olduğunda değil mi hocam? Daha nasıl anlatabilirim? Başka bir şey oluyorsun. Ama bu insanların yardıma da ihtiyacı var. Var. Tamam var. Böyle bu mahkeme süreçlerinde öyle böyle bilmem ne yapana kadar... Bir doğruyu anlatın, insanlar tedavi görsünler. O cezaevinde geçirilecek, mahkeme kapılarında geçirilecek süreci insanlar hastanede geçirsin. Sağlıklı, çocuklarına da bakabilecekleri iyi duruma gelsinler be ablacığım ya. Sen annesin, görev sana düşer. Müjde Hanım sana bir şey sorabilir miyim? Birbirimizden bir şeyimiz yok ki. Bir tarafa söylüyor da sözümüz bak, geçmiyor. Birbirimizden sanki yabancı sözümüz gibi geçmiyor. Şey yapamıyoruz yani. Ben madem yabancı gibisin nasıl ki... evi alacağım Tuncer'den diyorsun. Az önce dedin ki ben söyleyince verir bana. Sizin elinizin altında alır, sizin altında derken yani. Ya Tuncer kimsenin evine malına mülküne hiç kimsenin işi gücü yok yani. Kimsenin parasında malına işi yok onun. Nereden biliyorsun yenge vereceğini? Nereden biliyorsun? Siz de bir şey sorabilir miyim Müjde Hanım? Yakup Şipşak kim? Verir. Şipşak benim. Senin o... He. Yusuf Şipşak benim oğlum. Tamam. Emel Tahnal zaten biliyoruz senin kız kardeşin. İpek Şipşak? İpek Şipşak benim gelinim. Gelini. Hava Palu sensin, Tuncer Ustel. Şu an işte o Üsküdar'da arsa olarak görünen yer... kimse vermemiş yani. Siz vermişsiniz. Hı? Sen de Tuncer'e hepsini vermemişsin. Hissenin yarısını vermişsin, yarısı yine senin üzerinde. Yarısı benim üstümde değil. Mustafa kardeşim var. Yusuf'la Mustafa bana dedi ki babam arsa bir de arsa vermişti babam onlara. Arsayı babam satınca bizim hakkımız geçti. Biz bu evi sana vermesek onlara vermezdik vermedim ama. Arsam satabilir miyim? Arsayı sen evet, sattın onlara verecektin de vermedin. Malımı, o zaman ben bunlar avlayınca birinci katı bana verdi babam. İkinci katı Emine'ye verdi kardeşime. Bunlar da avlayınca biz bu sefer dedik ki onların hakkı bize geçmesin. Birinci katı biz yarıya böldük. İşte böyle satılırsa yarı para senin, yarı para benim. Tamam İkinci yani senin verdi, de işte var. %10 bir hissem benim var. %10 bir hisse Emine'nin var işte kardeşim. Annem de diyor ki bak şimdi Eminönü'nde. Annem diyor ki caminin önünde otobüs durağı yok. Yani hangi birinin zaten valla. Eminönü camisinin önünde otobüs durağı yok diyor. Vapurdan iniyorsun aşağı vapur. Hı-hı. Vapur var orada. Sen vapura nereden geldin? Kadıköy'den. Hı. Tesadüfen gördün. Vallahi iyi yapmışsın. Bir tek de sen gördün. Yani kaybolduktan tamam, sonra tek gören sensin hep yani. Hep mi yalan bunlar? Hiç doğru yok mu içinde? Bir de doğruyu araştırın. Bunlar ne Kebriye? Evet doğruyu araştırın. Yeni görüntü. Verin. Hadi verin yeni görüntüler de gelmiş. Oh. Bu o gündüzdü sonra tabii geceye sarkmış olaylar. Bakın bunlar da daha hala çıkmıyor bunlar karı koca evden. Ondan sonra bunlar da ah. Bakar mısın bütün itfaiyeler, polisler, şeyler. Evet onların atmış olduğu şeyler kazlar. Evet. Konuşma. Onlar atıyor evin içine. Konuş. Ben o dumana bak dumana. Doğru. Yani az önceki görüntüler gündüzdü dediğim gibi çok uzun sürmüş zaten bütün bu çalışmalar. Sürerse sabahtan akşam olur. Mahalle boşaltılmış.
Vay vay. Neler olmuş ya. Haberimiz yok bu işte. Yazık yani. Sana yazık. Bak sana yazık. Ben bu hale geldiysem bir sebebi var yani. Keyfimden gelmedim. Ve bak yüzümdeki hayatım, bu şeyler, bak buralar. Bu Türkiye çok... Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes. Bir takım eğer bir takım görevli, dinler misin beni? Görevleri nedeniyle bir takım korunmazlıklar yaşanmıyorlarsa, yani devletin üst kademesinde olup, o da görevleri süresince, yani başbakansın artık kalmadı ya, 4 yıl. Evet. Sonra 5. yıl biter, savcı seni çağırır. Savcı her çağırdığında gitmek zorundayız. Ben tabii. Sen, ben, o, bu, şu, herkes. Müge Hanım, ben savcıdan kaçmıyorum, polisten de kaçmıyorum. Tamam. Bak bilmediğin çok bırak şey var. Bırak savcıyı. Gidiyorum. Savcı tamam, mesaj tamam. Mesela bazen karakoldan mesaj bak, geliyor. Bak Müge Hanım, bak dumanları görüyorsun. Görüyorum işte. Evet. Yani Müge... devletin polisini bu hale niye sokuyorsunuz siz? Sizi uğraşmaya mecbur Müge... insanlar. Müge Hanım bir ama şey ben yapmadığım suçu da niye başkasının suçunu ben işleyeyim de ben başkasının suçunu ben çekmeye mecburum. Hangi bilmiyorum suç? Bana evrak imzalatacaktı. Onu diyorum ki Yeni Kent Karakolu'nda hayatım. Öğrenirsen Müge Hanım çağırmış sizi. Tamam ben savcıya tamam öğrendiğimi söylüyorum. Siz he. Gitmemişsiniz. Gitmediğiniz için savcı sizi mevcutlu olarak çağırmış. Demiş ki polise. Ben ifadeleri için çağırdım ama gelmiyorlar. Sen git al bana getir. Polisin de üstünde savcı. Savcı çok önemli. Bunu nasıl anlatabilirim? Bunu bütün Türkiye'ye anlatmak istiyorum. Savcılık evet. Çok önemli bir makam. Evet önemli. Çok bizim Türk halkının. Evet önemli. Biz önemsiziz. Yani evet, her önemli. Zaman da çok saygı duyduğumuz evet, evet. Bir makam. Hayatım evet. Öyle bak gerçekten yani. Müge Hanım. Savcı çağırdığı zaman. Bak gitti. Ben gitmem diye bir şey yok. Yapamam. Giderim. Niye gitmiyorsun dedim. Savcım ondan önceki gittiğimizde Cumhuriyet Başsavcına söyledi ki bizim ifademiz falan var mı dedik. Yok dedi. E canım ama o gün yoktur yarın çıkar. Savcı 5 defadan çağırsa. 10 defadan çağırsa giderim. E niye gitmiyorsun? Birinciye gittim. İkinciye gitmezsen üçüncü defa tekrar sana yazık gelir. Önce... Gitmezsen kapına polis gelir. Savcı polise emir verir. Verir. Filan kişiyi al mevcutta olarak getir. Tamam. Ya ben size bak şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllar önce yine burada işlediğimiz bir konuda burada gelen konuklarımızdan biri beni de şahit olarak yazmış. Evet. Evet o zaman Kartal Adliyesi vardı bak ta o zamandan evet, bahsediyorum. Evet karıştılar. Bir gün ATV'nin kapısına jandarma geliyor. Aa ne oldu falan Müge Anlı'yı almaya geldik. Hiç haberimiz yok. Niye? Ya, gerçekten hiçbir elime de tebligat ulaşmadı. Yoksa ben bak korku da zaten değil. Zaten bekletmezsin gidersin. Ben saygı duyuyorum. Niye gitmeyeyim? Gayet tabii. Çünkü bekletmemin bir anlamı olmadığını biliyorum. Gayet tabii. Anlamı yok ki ben gelmeyeceğim. Nereye gelmiyorsun sen derler? Neticeyi değiştirmez bilakis zorlaştırır. Evet gelmişsen dedi ki niye? Aa bize evrakı gösterdiler böyle böyle. Ben de şahidim. Bak şahitken evet. Hiç bilmediğim biri beni şahit olarak yazmış. Evet. Ben dememişim beni ama yaz. Ama buna rağmen gitmek mecburiyetlisin. Şahit olarak da çağırdığı için. Yine gitmiyor. Nereye yapıldıysa tebligat hakikaten yapılmadı. Evet. Ne bileyim. Aa geldi aradık. Dedik ya gerçekten haberimiz yok. Yani istiyorsanız gelelim. Dedik tamam yarın gelin. Ertesi gün program bitti. Tıpış tıpış gittik. Nereye gitmiyorsun yani? Müge Hanım bak savcı çağırdı orada zaman da akşamüstü olmuş falan hani adliye kapanıyor. Yoksa dese ki şimdi getirin. Evet. Bineceğiz jandarmanın arabasına. Konu var. Evet. Şahidim. O anda da getir derse gitmeye mecbursun. Müge Hanım bak anlatamadım konuşuyor. Bak polisler geldi gittik. Her çağırmaları polise de gittik savcıya da gittik. Her çağırması dediğin her zaman. Gittik evet ama bizim ifademi verdiğimizin haricinde başka şeyleri de imzalatıyorlar. Yani ben işlemediğim şeyi. Ya, işte, Müge Hanım bak az önce bak geçen de sen bak okuttun bana. Neyi okuttun? Bir tane dedin ya bana bu imza senin mi dün mesela. Ama bana ait değildi o. Hayatım sen onu savcının huzurunda veriyorsun kimliğinle. Sen istediği kadar imza benim değildi. Ama ben devletin savcısı vermedim Müge Hanım bak araştırırsanız ne dediğimi çok iyi bilirsiniz. Bak ben bu riske girmişsem var bunun altında çok büyük bir şeyler. Hangi riske? Bu ölüm riskine kadar girdik yani. Peki ne altındaki söyle yavrum anlat. Bak, anlatmak istiyorum anlat. Ama tamam anlatmak istiyorum. O bize evrak geldi yasalsız olarak evrak geldi bak. İkinci sen bir, şunu bak, anlat neden savcı polis sana bak, usulsüz hangi evrak işte onu öğretir onu araştırırsanız ben de var, çok merak ediyorum. Ben araştırdım evrak bu evrak da. Sence ne? Bilemiyorum işte. Onu... Hangi cinayetin örtbas edilmesi bilemiyorum için? Bilemiyorum Müge Hanım. Ben istediğim gibi karakola hiçbir zaman ifade veremiyorum. Ne? Öyle değil böyle, şöyle değil şöyle. Beni yani çok zorda bırakıyorlar. Derince karakoluydu orası taşındı yeni kente geçti.
Müge Hanım bak, yaşadığınız olaylar eski kent fark olsa etmez bizim için. Karakol karakol, polis polis, tamam. Savcı savcı, giderim. Emineciğim sen ben şimdi bak, kadar ne polisten ne savcıdan hiç kimseden Emine, kaçmadım ve zorluk da yaşatmadım. Emineciğim bak, efendim, sizler gerçekten ailece şunu da söylemem lazım. Çok saygı duyduklarım bir tarafı var. Bu zamana kadar hiç kimseden ne yardım almışlar, anladım, ne para istemişler. Hatta biz bile oteldesiniz, bir ihtiyacınız var mı dediğimizde kesinlikle kabul etmiyorlar. Aslında o kadar düzgün tarafları var ki. Fakat bazen Arif Hocam der ya, iki uçağın havada çarpışması gibi bir çarpışma yaşıyorlar evliliklerle. Bu aile dağılmış. Bu aileyi birinin toparlaması lazım. Ya şu dedeye sığının. Bak Müge Hanım, dede Allah'tan. Dede tek taraflı tutuyor, iki taraflı tutmuyor. Müge Hanım, bir dakika beni dinler misin Müge Hanım? Bu tarafı bak, göre öbür tarafı dede, niye görmüyor? Dede suçlu tarafı. Ha, neden görmüyorsun? Müge Hanım, tutar bir dakika beni dinler misin? O aranı koyarsan dede suçlayacak kimi onu savunur. Sen de benimsin, ben de o da ya, benim. Tarafı tutuyor, suçlu taraf kimi savunur? Onu bu çıkacak, bunlar çıkacak. Müge Hanım, lafımız üzeri kaldı Müge Hanım. Dede senin de mağdur olmanı istemez. Bu zamana kadar o peşinde. Onun da mağdur olmasını istemez. Seni haklı göreyim, o tarafı mağdur edeyim, öyle mi? Her zaman o tarafı onlar tuttu. Onlar kızdı. Tarafı, haksız o taraf. Ya, baba mahalleye para dağıtıyor. Emel sarayı çıkan sensin. Niçin? Çıkacak ortaya. Sen mahalleye para dağıtıyor. Hadi para dağıtıyor. Şimdi.